Evet, merhabalar. 13 Mart 2024 Çarşamba günü hisse yorumlarımıza devam ediyoruz. Üzerinde konuşacağımız 7 adet hisse senedimiz mevcut. Artemis Halı hisse senediyle başlayalım. Tavan açtı, tavandan işlem görüyor. Hisse senedi 54,25 TL şu an itibariyle tavanda alıcı sayısına baktığımız vakit 5 milyondan fazla alıcının olduğunu görüyoruz. Alıcılarda Tacirler Deniz Yatırım A1 Kapital, satıcılarda Ziraat Garanti ve İş Yatırım ön planda Artemis Halı hisse senedinde. Evet, Limak Çimento hisse senedi tavandan işlem gören bir başka hisse senedi. Gün içerisinde kısa bir sürede olsa 30 TL'lerin aşağılarına doğru hareket ettiğini gözlemledik. 29,12 TL kadar düştükten sonra hisse senedi sert bir şekilde tepki aldı. 33,08 TL'den şu an itibariyle tavanda bekleyen lot sayısına baktığımız vakit 5,8 milyon lot olduğunu görmekteyiz. Alıcılar kısmında Şeker Yatırım, A1 Kapital Info, satıcılarda Vakıf Yatırım, İş Yatırım ve Ziraat ön planda. Burada Limak Çimento hisse senedi gibi Borç Ege hisse senedi bugün 38 TL kadar hareket ettikten sonra sert bir şekilde tepki geldiğini görmekteyiz. Şu an itibariyle tavanda bekleyen alıcı sayısının 2,3 milyon seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Evet, Pasifik Teknoloji hisse senedine baktığımız vakit tavana doğru hareket ediyor şu an itibariyle. Gün içerisinde 160 TL seviyene kadar yaklaştığını görüyoruz. Tavan fiyatı 161,7 TL. Alıcılarda Vakıf Yatırım, Ak ve Info, satıcılarda Ziraat Yapı Kredi ve A1 Kapital'i görüyoruz. Şeker ve Limak Çimento hisse senedinden sonra Pasifik Teknoloji hisse senedi de tavana doğru hareket edebilir. Alves Kablo hisse senedine baktığımız vakit şu an itibariyle 9,5 milyondan fazla alıcı olduğunu görüyoruz. Ve Mogan Enerji hisse senedi gün içerisinde tavan borsada şu an itibariyle tavandan işlem görüyor. 8 milyondan fazla tavanda alıcı sırada bekliyor. Alıcılarda İş Yatırım Osmanlı Miras, satıcılarda Deniz Yatırım Ziraat ve Ünlü Menkul ön planda hisse senedinde. Evet, Sönmez Pamuklu hisse senedine baktığımız vakit POİP hisse senetlerinden 17,55'te hisse senedi fiyatı tekrardan şekillenecek. Şu an itibariyle en düşük seviye olan 90,7 TL'den işlem görüyor. Alıcılarda Garanti Yatırım 2829, Halk Yatırım 2590 ve Info 1705. Satıcılarda Gedik 9277, Gedik dün aldığını bugün satma kararı vermiş. ALB ve Midas ön planda. Evet, tabii ki Gedik dışında da ciddi bir satıcının olmadığını görüyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.